Merhabalar. Bu dersimizde soru türlerinin arasında yer alan çeviri teknikleri üzerine duracağız. Çevirilerin içerisinde İngilizce, Türkçe ve Türkçeden İngilizce tercümeler bulunmaktadır. Çeviriler hem ÜDESİ'de hem KPDS'de sorulmaktadır. ÜDESİ açısından değerlendirdiğimizde çeviriler sağlık sosyal fenciler için alan ayrımı olmaksızın ilk 41 soru içerisinde ortak alan içerisinde yer almaktadır. Çevirilerde ilk olarak öznelere dikkat etmemiz gerekir. Özne tek bir isimden mi oluşmaktadır? Mesela people. Yoksa bir edat var mıdır? Mesela Türkiye'deki insanlar derken people in Turkey mi? Ya da Türkiye'de yaşayan insanlar derken people who live in Turkey mi? Yani özne bir relative clause'dan mı oluşuyor? Veya reduction'dan mı oluşuyor? People living in Turkey mi? Bunlara dikkat etmemiz gerekir. Örnek bir soruya baktığımızda the Pentagon has estimated. Burada Pentagon özne olarak geri almıştır. A seçeneğinde Pentagon'a göre, C seçeneğinde Pentagon'un hesaplarına göre. Bu ifadelerin olabilmesi için according to gibi ifadelerin olması gerekir. Dolayısıyla A, C seçenekleri otomatik olarak elenir. Sonrasında fiilimize bakıyoruz. Tahmin etti, belirtti gibi ifadeler bulunmaktadır. B seçeneğinde belirtmiştir var. D seçeneğinde hesaplanmıştır var. E seçeneğinde kararlıdır var. Kararlıdır diyebilmemiz için is determined, is decisive demek gerekir. Sonrasında askeri tesislerin yaklaşık %25'inin gereksiz olduğunu şeklinde bir ifade vardır. Buraya baktığımızda gereksinim yoktur şeklinde bir ifade yer almıştı C seçeneğinde ama görüden dolayı elemiştik. D seçeneğine baktığımızda ülkedeki askeri tesislerin yaklaşık %25'inin gereksiz olduğunu hesaplamıştır. Doğrudur. Burada gereksinim duymadığını şeklinde they didn't feel necessary, they didn't feel obliged gibi bir şeylerin olması gerekir. Aktif bir fiilin olması gerekir. Ama gereksinim duymak, hissetmek gibi bir fiil burada bulunmamaktadır. Dolayısıyla bu soruda doğru yanıtımız D seçeneği olacaktır. Başka bir soruya baktığımızda yaşamın yer üstünde değil, deniz tabanında başladığını ileri süren yeni bir kuram ortaya atılmıştır. Özne yeni bir kuram. Peki nasıl yeni bir kuram? Şunu ileri süren dememiz lazım. Özne olarak any theory'yi ortaya koymamız gerekir. Seçeneklere baktığımızda A seçeneğinde yaşamdır sadece özne olan. B seçeneğine baktığımızda any theory has been put forward. Yeni bir teori, yeni bir kuram öne sürüldü olabilir. C seçeneğinde yeni bir yeni teori doğruysa diye bir koşul cümlesi bulunmaktadır. Hayır. D seçeneğine baktığımızda the theory that life started at the bottom of the sea. Yaşamın denizin tabanında başladığı, not only karada değil, has only recently been put forward. Sadece son zamanlarda yeni ortaya konulmuştur bir ifade var. Burada only recently'nin karşılığı bir ifade gözükmemektedir. Edirne'ye baktığımızda the theory that life began, not only that, but at the bottom of the sea has only recently been questioned. Burada sorgulandı ifadesi vardır. Bu doğrultuda B seçeneğine baktığımızda yeni bir teori ortaya konuldu. Nedir bu teori? Suggesting that life started not above ground but at the bottom of the sea. Burada suggest ifadesini şöyle kullanabilirdik. Any theory that suggests diyebilirdik. Any theory suggesting diyebiliriz. Ya da öznelerin aynı olması koşuluyla aktif ifadeyi ing ile kısaltabiliriz. Dolayısıyla doğru yanıtımız B seçeneğidir. Bir diğer eleyebileceğimiz husus yüklemler. Yüklem aktif midir, pasif midir? Yüklemde modal var mıdır? Bunlara dikkat etmemiz gerekir. Yüklemin zamanı past mıdır, present mıdır? Zamana bakacağız. Aktif mi, pasif mi ona bakacağız. Ayrıca modal var mı? To be fiili mi var? Aktif bir fiil mi var? Ya da eylem belirten bir fiil mi var? Baktığımızda the restrictions being implemented by the Constitutional Court Anayasa Mahkemesi tarafından konulan sınırlamalar have made the ruling party live aimless. Şöyle şöyle yaptı. Ne yaptı diye baktığımızda A seçeneğinin pasif olduğunu görüyoruz. D seçeneğinin pasif olduğunu görüyoruz. Edine seçeneğinde amaçlamak denilen aim denilen bir fiilin olması gerekir. Buraya baktığımızda have made the ruling party live aimless, amaçsız bıraktı gibi bir ifade vardır. Dolayısıyla make the ruling party live aimless ifadesi bıraktığıyla, çaresiz bıraktığıyla eş anlamlıdır. Doğru yanıtımız C seçeneği olacaktır. Özneye baktığımızda the restrictions being implemented by the Constitutional Court ifadesiyle de Anayasa Mahkemesi tarafından uygulanan sınırlamalar
Eş anlamlıdır, doğru çeviridir. Cevabımız C seçeneğidir. Başka bir sorumuza baktığımızda Kafkaslar öznemiz, fiilimiz barındırmaktadır. Özne Kafkaslar arayacağız. Fiilimiz olarak geniş zamanda aktif bir fiil arayacağız. Buraya Kafkaslar olmuştur şeklinde çevireceğiz. Caucasus has become. B seçeneğine baktığımızda there have emerged ortaya çıkmıştır. Çeşitli gerilimler ortaya çıkmıştır diye belirtiriz. C seçeneği özne Kafkaslar, Caucasus, fiilimiz harbors olabilir. Denizli'ye baktığımızda şunun olması Kafkaslardadır şeklinde çeviririz. Edirne'ye baktığımızda çeşitli bölgeler çatışmalardır özneler. Hayır. Bu doğrultuda tek doğru olan seçeneğimiz Ceyhan seçeneğidir. Özne Kafkasız, Kafkaslar fiilimiz barındırmaktadır. Harbors doğru yanıtımız C seçeneğidir. Başka bir soruya baktığımızda Kepler öznemiz Blit inanıyordu. O zaman Kepler şuna inanıyordu. En sonunda yüklem olarak Blit inanıyordu ifadesini arayacağız. A seçeneğinde Kepler'in de inandığı gibi diyebilmek için as Kepler also believed demek gerekirdi. B seçeneğinde Kepler'in inancına göre diyebilmemiz için according to Kepler's belief, according to Kepler demek gerekir. C seçeneğinde Kepler'e göre diyebilmek için according to Kepler demek gerekir. D ve E'ye baktığımızda özneler Kepler inanıyordu ifadesi vardır. Diğerlerine baktığımızda everything in creation yaratılan her şeyin from human souls to the orbits of planets. Buraya baktığımızda insan ruhundan gezegenlerin yörüngelerine kadar yaratılan her şeyin had been created according to mathematical laws, matematik kanunlara göre yaratılmış olduğuna inanılıyor ifadesi vardır. Edirne seçeneği buna uygundur. D'ye baktığımızda Kepler her şeyin matematik yasalarına uygun yaratıldığını her şey ifadesi burada yer almaktadır. Ve buna arada bir end bağlacı vardır. Burada end bağlacı yoktur. Ve buna insan ruhu ve gezegenlerin yörüngelerine dahil olduğuna dahil olmak gibi include gibi bir fiilde bulunmamaktadır. Dolayısıyla doğru yanıtımız E seçeneği olacaktır. Zarf cümleciklerine dikkat etmemiz gerekir. Cümlede bağlaç kullanılmış mıdır? Edat kullanılmış mıdır? Buna dikkat edeceğiz. When mi kullanıldı? Because mu kullanıldı? Although mu kullanıldı? Veya bağlaç olarak however, yet, but, nonetheless, nevertheless mi kullanıldı? So mu kullanıldı? And mi kullanıldı? Veya edatların içerisinde of mu var? From mu var? True mu var? Bunların prepositionlara göre de biz çeviriyi tahmin edebiliriz. Örneğin, when gold was discovered in California in 1848. 1848'de Kaliforniya'da altın keşfedildiğinde ya da altın keşfedilince A olabilir. 1848'de Kaliforniya'da altın keşfedilince olabilir. B seçeneğinde 1848'de Kaliforniya'da altının keşfedilmesi üzerine denince upon the discovery of gold in California in 1848 demek gerekirdir. Gerekir. Buraya baktığımızda 1848'de bölgedeki önemli şehirlerden biri olan ifadesi vardır. San Francisco'nun nüfusunun 10.000'e fırlamasının nedeni. O zaman sebep olarak the reason why gibi bir özne aramak gerekir. Denizli'ye baktığımızda Kaliforniya'da altının keşfedilmesinin sonucu the result of the discovery of gold in California şeklinde bir ifade aramak gerekir. 1848'de Kaliforniya yakınlarında altının keşfedilmesiyle belki o zaman da with the discovery of gold near California in 1848 demek gerekir. Bu doğrultuda when'in karşılığını A seçeneğindeki keşfedilince vermektedir. Doğru yanıtımız A seçeneğidir. Bir başka soruya baktığımızda with the exception of is southwest. Burada prepositionlara dikkat edelim. Güneybatısının istisnasıyla Afganistan'ın büyük bir kısmı kaplıdır. Neyle kaplıdır? Yüksek karla kaplı dağlarla çevrilidir. Neyle bölünür? Derin vadilerin böldüğü ifadesi yer almaktadır. Prepositionları incelediğimizde Afganistan'ın güneybatısı yani is southwest hariç with the exception büyük bir bölümü a large part of Afghanistan zirveleri karla örtülü covered by high snow capped mountains dağlarla kaplıdır by deep valley dağlarla kaplıdır derken by high snow capped mountains ve derin vadilerle bölünmüştür and divided by deep valleys ifadesi prepositionlar açısından A seçeneğine doğru olarak verilmiştir. Mesela
B seçeneğine baktığımızda Afganistan'ın birçok bölgesinde olduğu gibi as in demek gerekirdi. Bölgesinde dediğimiz için in gerekirdi. C seçeneğine baktığımızda Afganistan'da derinlemek için in Afganistan demek gerekirdi. D seçeneğine baktığımızda Afganistan'ın büyük bir bölümünü kaplar fiil olarak kaplar fiilinin aktif olarak kullanılması gerekirdi. Ayrıca karlı yüksek dağlar ve derin vadiler güneybatısı dışında özne olarak karlı yüksek dağlar ve derin vadilerin olması gerekir. E seçeneğine baktığımızda Afganistan güneybatısının büyük bölümü dışında özne Afganistan olacak. Fiilimiz kaplıdır olacak. Ama özne olarak burada a large part of Afghanistan, Afganistan'ın büyük bir kısmı denesi gerekir. Bu doğrultuda hem özne yüklem hem preposition açısından A seçeneğe doğru yanıtımız olur. Özel ifadeler dediğimiz, mesela as I told you, benim daha önce söylediğim gibi, karşılaştırma ifadeleri vardır, more than, the best gibi ifadeler vardır, of'lu ifadeler vardır, özel yapılar vardır. Bunlara sadece odaklanarak da çevirilerin doğru yanıtlarına ulaşabiliriz. Örneğin hatırlanacağı gibi diyebilmek için o zaman buna gibi anlamını katabilecek as one may remember diyebiliriz. Öyle bir şey kullanabiliriz. Bu doğrultuda E seçeneği doğrudur. A seçeneği hatırlanmalıdır. B seçeneği de hatırlanmalıdır ya da hatırlamalıdır. Hatırlanacaktır. Hatırlamalıdır. Hatırlanacağı gibi şeklinde belirtebiliriz. Eğer öznemiz one ise B ve E seçeneğinde olduğu üzere aktif bir şeye pasif gibi de çevirebiliriz. Ama gibi anlamını katmak için as'ın kullanılması icap etmektedir. To be fiili önemlidir. Eğer cümlede to be fiili mi var? Yoksa eylem belirten başka bir fiil mi var? Mesela he is diligent, çalışkandır mı? Yoksa he made great effort, çok çaba sarf etti mi? Birisini did diye, birisini yaptı etti diye çevirebiliriz. Baktığımızda örneğin one problem is that the interest rates are increasing, the rising ifadesini bizim problemimiz faiz oranlarının artan bir şekilde yükselmesidir şeklinde çeviririz. İsim cümlecikler bizim için önemlidir. İsim cümleciklerini nasıl çeviririz? Mesela where he went is unknown. Onun nereye gittiği bilinmiyor. Ya da how he studies. Onun nasıl çalıştığı is secret. Gizlidir. İşte isim cümleciklerin biz olduğu, ettiği, olması, etmesi şeklinde çevirebiliriz. There is, there are yapılarını vardır, bulunmaktadır şeklinde çevirebiliriz. Zamana da vardır. Geçmişte mi vardı? Günümüzde mi var? Yoksa there will be olacak mı? Vardır ifadesini sahip olmak anlamında olan have has ya da have got has got'lara karıştırmamak lazım. Mesela he has a cat dediğimizde onun bir kedisi var. Ama there is a cat dediğimizde bir kedi vardır. There is dediğimizde kimin o kediye sahip olduğu bilinmez. Ama has got da have got da bu bilinir. Bu ayrıma dikkat etmemiz gerekir. Mesela there have been some rumors about him. Onun hakkında bazı söylentiler vardır. Bulunmaktadır şeklinde çevirebiliriz. Eğer özne one ise cümle aktif gibi gözükmesine rağmen pasif olarak çeviririz. One wonders, merak edilir ki, one can say, söylenebilir ki şeklinde çevirebiliriz. One can say that a foreign language course should focus on all relevant subjects. Bir yabancı dil kursu tüm ilgili konulara odaklanmalıdır. Bu söylenebilir şeklinde çevirebiliriz. Buradaki one can say'i birisi söyleyebilir değil, söylenebilir şeklinde çevirmek gerekir. Örnek bir soruya baktığımızda, izafiyet kuramının ortaya koyduğu bir diğer önemli gerçek. Mesela dedik ki özel şeylere odaklanabiliriz. Özel şey ne burada? Bir diğer önemli gerçek. Mesela another important reality, another important fact gibi bir ifade kullanacağız. Buraya baktığımızda seçeneklerimizin içerisinde D seçeneğinde one other important fact, bir başka önemli gerçek. Özne olarak, nesne olarak, yüklem olarak da dönüşebilmesidir şeklinde is that ile devam eden bir non clause, öznenin tamamlayıcısı olarak bir non clause'un olduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla bu sorunun doğru yanıtı D seçeneğidir. Bir başka soruya baktığımızda özne olarak yerkürenin iç yapısını görüyoruz. Fiil olarak da araştırılabilir. Özneye baktığımızda dünyanın iç yapısı olabilir. Fiil ne? Can be investigated, araştırılabilir.
B seçeneğine baktığımızda depremlere ve çeşitli büyük patlamalara neden olan şok dalgalardır özne. Ama özne burada yerkürenin iç yapısı. C seçeneğinin öznesi ne? Dünyanın iç yapısına ilişkin bilgimiz özne bu değil. Yukarıdaki cümlemizde hayır. Denize baktığımızda depremler ve büyük ölçekli patlamalar demiş. Hayır. Edirne'ye baktığımızda depremlere ve şiddetli patlamalara eşlik eden şok dalgalar demiş. Özne bu da değil. Hem özne açısından hem fiil açısından A seçeneğindeki ifadenin doğru olduğunu görmekteyiz. Bir başka soruya baktığımızda galaksinin bir başka önemli özelliği ifadesini B seçeneğinin girişinde another important feature of the galaxy diyoruz. Sahip olmasıdır, olduğudur gibi ifadeleri de biz demiştik ki noun clause'larla verebiliriz demiştik. Is that it has a weak but enormously expensive magnetic field. Hem bir başka önemli özelliğinden çıkardık hem de olmasıdır, etmesidir derken de that ile başlayan bir noun clause kullanabiliriz demiştik az önce. Dolayısıyla bu soruda doğru yanıtımız B seçeneğidir. Bir başka sorumuz. According to some physicists, fizikçilere göre, bazı fizikçilere göre B seçeneğinde yok öyle bir şey. Bazı fizikçiler göre yok. C seçeneğinde yok. A'da, D'de, E'de var. Diğerlerine baktığımızda evren aynı boyuttaki bir kara delikten azıcık daha hafiftir ifadesi vardır. Diğerlerine baktığımızda A seçeneğinde ağırdır ifadesi var ama burada lighter denilmiş. D'ye baktığımızda to be fiilinden farklı olarak geçmemektedir gibi does not exit, does not pass gibi bir şey kullanılması gerekir. Hem to be fiilinin kullanıldığı, hem doğru sıfatın kullanıldığı, hem de göre ifadesinin kullanıldığı E seçeneği doğru yanıtımız olacaktır.